Tamam, yok, siz son hazırlığını giriyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Ses ver. Bir daha son kez soruyorum. Evet başkanım, 1-1'lik Fenerbahçe maçı. Evet. Ya ilk yarıya bakınca buna şükrediyoruz ama ikinci yarı oyunumuzu görünce galibiyeti kaçıran taraf olduğumuz için biraz üzgünüz. Ama bu kadar eksiğe rağmen neticede Fenerbahçe karşısında berabere kalmakta en azından üzüntülü değiliz, onu söyleyeyim. İlk yarı ve ikinci yarı gerçekten de farklı bir Sivasspor vardı. Özellikle ikinci yarı. Neler, biliyorsunuz çok eksiğimiz var. Çok önemli oyuncularımız yok. Bir de bu sakatlar kervanına şimdi sanıyorum Erdoğan da katıldı. Zor bir süreçteyiz. Ve genç arkadaşlarımızı da oynatmak istedik. Fakat geçtiğimiz haftalardaki gibi iyi bir oyun sergileyemedi Özkan maalesef şimdilik. Dolayısıyla hocamızın yaptığı değişiklikleri de takım dengeye ve gerçek kimliğimize büründü. Dolayısıyla iki tane de direkten dönen topumuz var. Üç net pozisyon kaçırdık. Ama netice itibariyle bu eksik zamanda bu puanı almak iyidir diye düşünüyorum. Hava, saha şartları, imkanları biraz tartışıldı maçtan önce. Acaba saha içerisinde ne olacak mı dışarıda diye. Allah'tan sahamız oyun oynamaya müsaitti. Yağış da olmayınca iyi oldu. Yalnız bu mevsimde 7 günde 8 günde 3 maç oynuyor olmak hem sahaları hem oyuncuları çok yorduğunu da bu fırsatla belirtmek istiyorum. Başkanım, transfer süreci devam ediyor. Şubat'a evet. Kadar dağınmayacak. Taraftan, camianda sizin beklentiler var. Neler söylersiniz transferle şu andaki son durumla? Şimdi araştırmalarımız devam ediyor. Tabii devre arası transferi yapmanın çok zor olduğunu da biliyorsunuz. Herkes elindeki iyi oyuncuyu kimse vermek istemez. Bonservisle ancak olabilir. O da ekonomik şartlarımız malum. Dövizin hali. Dolayısıyla bu transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Ama görüştüğümüz oyuncular var. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ama en tehlikeli 4 haftayı da geçirmiş olduğumuzu da söylemek istiyorum. Bu arada yayıncı kuruluşu tabii ki maç yayınıyla mutlulukla bir infeksiyon var. Nedir son durum başkanım? Sizin bakışınız nedir? Biliyorsunuz kulüpler, federasyon isterse 2 yıl daha uzatma şeyi var, karşılıklı anlaşarak uzatma hakkı vardı. Fakat onu değerlendirilmedi ve yeni ihale süreci başladı. Sanıyorum Şubat'ta falan ihale olacak. Evet. Peki taraftara bir sözünüz var mı havaya rağmen? Soğuk havaya rağmen her ne kadar az olmakla birlikte, daha fazlasını beklememizle birlikte bu soğuk havada buraya gelen, takımını destekleyen, sonra da alkışlayan taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Peki, iyi akşamlar. Arkadaşlar, sağ olun.